Dostlar hepinize merhabalar. Bu videoda bu telefonu bir oyun konsoluna dönüştürdüğünü iddia eden bu el kontrolcüsünü deneyeceğiz. Bu el konsolunun tam adı Moga Power A XP7 X Plus. Biz kendisini Amazon yurt dışından sipariş ettik. Şöyle bir ilginç hikayesi var. Ürünü seçtiğimizde kendisi 3300 liraydı. Biz sipariş edene kadar geçen 1,5-2 günlük sürede 4200 liraya oldu. Allah'tan o fiyata zam gelmeden biz siparişi geçtik ama ürün gelene kadar 4700 lirayı buldu. 1400 liralık bir fiyat artışı yaşadık. Şimdi 3300 lirayken bu ürün tabii ki almaya değerdi. Yalan söylemeyeyim çünkü Xbox lisanslı bir ürün ama 4700 lirayken biraz tartışmaya açık. Birazdan geçeceğiz. Ürünü deniyorum bir süredir. Tekrar kutuladım. İçeriğinden ne çıkacağını sizin de görmeniz için. Bunun muadilleri var. Razer ya da farklı farklı yan markalar tarafından üretilmiş gerçekten lisanslı ürünler var. Mesela PlayStation lisanslı Backbone konsolu var. Onun fiyatı birazcık daha yüksek. Her neyse lafı uzatmadan ben bir kutu açılışına geçeyim. Burada marka model ismini görüyoruz. Android ve Windows 10-11 uyumlu olduğu yazıyor. Xbox lisanslı olduğunu söylemiştim. Burada onun için bir logosu var. Kablosuz telefon şarj özelliği var ama çok verimli değil. Test edince beraber bakacağız. Burada mappable buttons var. Hem Bluetooth hem de kablolu bağlantı imkanı sunuyor. Geçtim arkasına. Arka yüzünde birkaç cihazın özelliği bahsedilmiş. Şimdi size anlatacağım için uzun uzun bu kutu üstünden bahsetmeyeyim. Denerken zaten hepsini konuşacağız dostlar. Burada bir şey yok. Burada bizim sistem gereksinimlerimizden söz edilmiş. İçinde 2000 mAh'lik bir batarya var ve bu aynı zamanda powerbank görevi görüyor. Kablosuz şarj ediyor telefonu. Böyle maksimum telefon ölçülerini de vermiş ama zaten benim test edeceğim telefon burada gördüğünüz gibi bir Samsung Galaxy S24 Ultra. Şu an piyasada bulunan en büyük, en iri gövdeye sahip telefonlardan birisi. Android 6.0'dan sonra destekliyorum diyor. Şöyle açalım. Burada kullanım kılavuzunu görüyoruz. Bir işimize yaramayacağı için kenarı koyuyorum ve kontrolcümüzün kendisi çıkıyor. Onu da buraya bıraktım. Şöyle kenarı koyuyorum. İki tane de kablo çıkıyor içinden. Kablolar üzerine söylemek istediğim bir şey var. Açıp göstereyim size. Bu kablo tipa çıkışlı ve cihaza bağlanması için de bir micro USB ucu var. Yani bu cihaz micro USB girişe sahip arkadaşlar. Yani Type-C dönemi artık zirvesini yaşıyor. Apple bile yolundan dönüp Type-C'ye geçiyor ama arkadaşlar bu ürün için micro USB koymaya karar vermişler. Neyse ki içinden çıkan diğer kabloda bizim bu ihtiyacımızı gidermek için biraz daha çaba sarf edilmiş. Tip C'den micro USB'ye bir bağlantı görüyoruz ama bunu kaldırırsanız yine micro USB'den micro USB'ye bağlantı var. Bu kısa kablo cihazla telefon arasında kablolu bağlantı kurmak için. Bu uzun kablo da cihazın kendisini şarjda kullanabilmek için. Kabloları kaldıralım ve kontrolcümüzün kendisine geçelim. Evet, kontrolcümüzün kendisi Xbox'ın 9. nesil kontrolcüsüne epey benziyor. Ama tabii ortadan kesilip sanki ortaya ayrı bir bölme eklenmiş gibi duruyor. Ön taraftan baktığınızda görünüş açısından o benzerliği hissetmeye devam ediyorsunuz. Ama bu tasarımı yapabilmek için butonları joysticklerle birbirlerine oldukça yakınlaştırmışlar. Sol taraftaki D-pad için çok problem değil bence ama bu taraftaki ABXY diziliminde olan bu klasik tuşlar için şu kontrolcü joystick bayağı sorun çıkartıyor. Ben birazcık iri parmaklara sahip olduğum için şu butonlara basarken sık sık şu joystick'e dokunmak zorunda kaldığımı hissettim. Burada Xbox kontrolcülerinden ve üründe lisanslı olduğu için görmeye alıştığımız Xbox logolu butonumuz var. Ön tarafına baktığımızda sağ ve solda ikişer tane R1, L1 ve R2, L2 tetiklerini görüyoruz. Bunların hissiyatı gayet iyi. Yani 3300 lirayken seçtiğimiz bir ürüne göre iyi ama tabii 4000 liralık bir ürün artık standart Xbox kontrolcü ile aynı hatta daha fazla kaliteyi sunmak zorundadır diye tahmin ediyorum. Burada bir tane switch görüyoruz. Bu switch kablosuz şarj özelliğini kapatıp açmak için kullanılıyor telefon takılıyken. Burada da Bluetooth bağlantısı için bir Bluetooth eşleştirme butonumuz yer alıyor. Şöyle altına doğru bakalım. Burada bir switch daha görüyoruz. Bu USB bağlantısından Bluetooth bağlantısına geçmemizi sağlayan bir switch. Burada da programlama butonu görüyoruz. Bu da ekstra işlev atamak için kullanabileceğiniz bir buton arkadaşlar. Arkasına döndürdüğümüzde bu konsolda iki tane ekstra buton bulunuyor. Videonun başında söylemiştim. Burada üzerinde AGR yazılı iki tane butonu da görüyoruz. Bunlar tabii ki gayet güzel seçenekler. Yani oyun oynarken daha seri olmanı sağlayacak hareketleri buradan yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim telefonu buraya nasıl taktığımıza. Şu ortadaki plastik parçayı ileri ittirdiğimizde kendisi ayrılıyor gövdeden ve şöyle bir standa dönüşüyor. Açıp şu şekilde koyduğumuzda telefonu da üstüne yerleştirebiliyoruz. Tabii bu daha ağır cihazları da taşıyabiliyor. Hatta bir tablet uzatsana ama. Şimdi bizim burada kullandığımız tabletlerden birisi var. Bak şimdi biraz ortasına denk geliyor bu arkasındaki destek ayağı ama gayet sağlam.
Yani zorlamadığın sürece geriye güzel bir şekilde takılıyorsun. Bulut oyun sistemlerine de desteği var. Bu arada bu Xbox lisansı esprisi de şu arkadaşlar. Biliyorsunuz Xbox'ın henüz ülkemizde kullanıma sunmadığı bir bulut oyun sistemi var. Tıpkı GeForce Now gibi bir konsola ihtiyaç duymadan Xbox Game Pass aboneliğiyle Game Pass kütüphanesindeki oyunlara bulut üzerinden erişip oynayabiliyorsunuz ama gelin görün ki henüz Türkiye'de kullanılmıyor. Bu konsol, bu kol daha doğrusu konsol oluyor tabii ki telefon takınca ama Xbox'ın bulut sistemine de erişim sağladığı için yurt dışında epey ilgi görmüş. Puanı da yüksekti bu sebeple. Bu plastik aparatı ayırıyorum. Konsolu ortasından tutup şöyle iki yana doğru esnetince şöyle yaylı bir sistem. Biraz ucuz hissettiriyor ve şu oynama hafif moral bozuyor ama piyasada olan onlarca farklı kontrolcüyü de görmüş birisi olarak söyleyebilirim ki şu esnemeye rağmen idare eder. Telefonu takınca özellikle epey sağlam bir şeye dönüşüyor. Burada da ben bunu göstermeyi unutmuşum. Batarya butonumuz var. Şimdi bir oyun testine birlikte geçelim arkadaşlar. Burada benim gündelik hayatta oynadığım oyunlarla beraber bu test için yüklediğim oyunlar da var. Evet, Pokemon Go oynuyorum hala. Bu kontrolcünün onunla alakası yok. Oynayan varsa yorumlara kullanıcı adını yazabilir, buluşabiliriz. Teste geçmeden önce tetiklerin hassasiyetiyle ilgili size söylemek istediğim birkaç konu var. Çünkü cihazın özellikle tetik hassasiyeti çok iyiydi. Şimdi bu uygulama bize neyin ne kadar hassas çalıştığını gösteren bir uygulama. Önce tetik butonlarından başlayalım. Buradaki X butonuna bir kere basmanız yeterli. Bağlantı modundan hemen bağlanmaya geçti. LED ışığı sabit bir şekilde yanıyor. Uygulamanın içerisinde hemen göstereyim. R1 butonuna bastığında çalıştığını görüyoruz. L1, diğer tetik butonları. Bir şey fark ettiniz mi burada? Ben bastıkça uyguladığım basınç miktarını da doğru bir şekilde ekranda bana gösteriyor. Joysticklere bakmak istiyorum çünkü bu tetik tuşlarındaki L2, R2'deki hassasiyet tetik tuşlarında da var gördüğünüz gibi. Böylece en ufak hareketin bile joysticklerin ekrana aktardığını görüyorsunuz. Joysticklerin tıkları da gayet iyi hissettiriyor. D-pad'de zaten herhangi bir sorun olması mümkün değil de yine de ben size göstermiş olayım. Select ve Start butonları bu şekilde çalışıyor. A, B, X, Y'de bir sorun yok. Tabii ki arkadaki tetikler için bu uygulamada herhangi bir atama yapılmadığından dolayı onu gösteremiyorum size ama mod ve diğer butonları da size böylece göstermiş olayım. Telefonu bağlamışken bir de kablosuz şarj özelliğini göstermek istiyorum. Şöyle açtığımda şarj animasyonunu görüyorsunuz. Altta da bana telefon diyor ki dolmasına 1 saat 54 dakika kaldı. Standart bir kablosuz şarj cihazıyla hemen hemen aynı. Telefonun ortasındaki kasa boşluğunu fark ettiniz mi? Kablosuz şarj olduğu şu alanla arasındaki. Kablosuz şarj özelliği olan cihazların telefona olabildiğince yakın bir şekilde temas etmesi lazım. Bu telefonu ben buraya kılıfla takmış olsam çok düşük performanslı kablosuz şarj edecek. Oyun testine geçmeden önce vermek istediğim bir bilgi var. Şimdi burada bir tane Call of Duty görüyorsunuz. Bir de biliyorsunuz hem Battle Royale hem de böyle FPS, third person shooter oyunlarında en popüler mobil oyunlardan bir tanesi PUBG Mobile. Ama bilin bakalım ne eksik? Bu kontrolcümüz resmi olarak Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile tarafından desteklenmiyor. Ne oynayacağım ben o zaman? Yani bu iki oyun dışında oynadığım bir oyun varsa onları oynayacağım. Ama bunu çözmek için bir yol var. Ben hemen onu göstermek istiyorum. Şimdi tabii ki kullanacağımız cihaz bir Android cihazı olduğu için bize ekrandaki dokunmaları simüle edebilen bir uygulama lazım. Bu sorunu çok fazla insan, çok fazla cihazda yaşadığı için bunu çözmek için çok fazla da uygulama geliştirilmiş. Benim gördüğüm en iyi uygulama şuradaki Mantis Gamepad Pro'ydu. Beraber yükleyelim diye sildim. Açıyorsunuz, izin ver diyorsunuz. Zaten bana açılır açılmaz da reklamı çaktı. Dedi ki 120 lira ver, bir kere öde ama lifetime access elde et. Böyle bir kontrolcüye 4700 lira verecek insan için 120 lira ekstra kargo ücreti gibi bir şeydir. Koymaz diye düşünüyorum ama ne gerek var? Burada tam cihazın adıyla birlikte görüyor. Yani bu da diyor ki iki tane şartım var, ikisini de karşıladın. Şimdi bu Mantis Pro uygulamasının uzun bir kurulum aşaması var. Onu size göstermeyeceğim ama Android'de daha önce geliştirici ve USB hata ayıklama modunu açmış olanlarınız çok rahat bir şekilde bunu yapabilir. Uygulama zaten sizi yönlendiriyor. Kurulumu tamamladıktan sonra buraya bir tane oyun eklemenizi istiyor. Desteklemeyen bir oyunu seçip buraya ekliyorsunuz. Ekliyorum Call of Duty Mobile'ı. Bir tane Call of Duty Mobile var. Kurulumu yapmazsanız zaten oyunu uygulama içerisinden açamıyorsunuz ama burada ben daha önce kurulumu yaptığım için işte Floating Widgets ve Mantis Body adında iki tane kurulum aşaması var. Hepsini telefonun ayarlar bölümünde bazı ayarları değiştirerek yapabiliyorsunuz hızlıca. Launch Game dediğinde oyun her zamanki gibi standart bir şekilde açılıyor. Ama bir farkla bu işte Mantis Pro uygulaması burada devreye giriyor.
şurada ekranın üstünde oyundan bağımsız bir şekilde dönen bir widget'ımız var. Bunun üstüne tıkladığımızda Mantis Pro'nun ayarları açılıyor ve bize oyundaki ekranın üzerinde bulunan hani o dokunmatik butonların yerine bu kontrolcüden vereceğimiz fiziksel buton komutlarını atamamızı sağlayacak. Yani şöyle D-pad diyorum, atıyorum bir tane. Bunu kenarı çekiyorum ve bana bir tane D-pad verdi değil mi? Ben D-pad'i bu oyunda kullanacaksam ekrandaki dokunmatik olarak D-pad olarak atanmış bölgeye bunu kaydırıp bırakıyorum. Çok fazla uzatmayayım burada. Direkt oyunun içine geçeyim ve orada size göstereyim. Bir tane oyuna girelim bakalım. Başladık. Gördüğünüz gibi kontrolcü bağlı ama ben karakterimi hiçbir şekilde kontrol edemiyorum. Bunun için buraya giriyorum. Buradan sol joystick'i seçiyorum. Karakteri kontrol ettiğim bölge, dokunmatik bölgeye getiriyorum. Sağ joystick'i seçiyorum. Buralara getiriyorum. Buradan da ben görüş açımı kontrol ediyorum. Kapatıyorum. Şimdi baktığınızda gördüğünüz gibi bir uygulama sayesinde ben oyunu oynamaya başladım. Ama bilin bakalım ne eksik? Tetik butonlarından ateş edemiyorum. Şu an sadece karakterimi yürütebiliyorum derken oyun çöktü. Evet. Uygulamanın kendisiyle ilgili. Bu arada gerçekten yani bir sürü uygulama denedim Play Store'da. Hani belki markaların kendi yaptığı remapping uygulamaları vardır, atıyorum Razer'ın falan, ama onun dışında bu maalesef çalışmadı. Yukarıda bayağı da oynamıştım. Destekleyen bir oyunla göstereyim size bunu. Little Nightmares'ı bilenleriniz vardır. Çok güzel bir platform oyunu. Mobile de gelmiş. Oynamayan varsa tavsiye ederim bu arada. Burada gördüğünüz gibi kontrolcüyü bütün özellikleriyle kullanabiliyorum. Biraz ürkütücü bir oyun ama tatlı da. Ne vardı? Limbo vardı böyle. Hah, Mami de karanlık yaptı. Şu kapağı açtık, çöktük, girdik hocam. Destekleyen oyunlarda bayağı akıcı bu arada. Normal Xbox kontrolcüsüne kıyasla ne artısı kaldı şimdi bunun diyeceksin. Telefonu ortasına takabiliyorsun ve kablosuz şarj edebiliyorsun. Oynarken şarjın bitmiyor. Bir de Dead Cells'i de göstereyim. Dead Cells'i de tavsiye ederim. Piksel tabanlı oyun seviyorsanız. Normalde yine konsol ve özellikle el konsolu için üretilen bir oyun olduğundan dolayı mobilde ve böyle bir kontrolcüyle oynayabileceğiniz en iyi yapımlardan biri bu. Gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde karakterimi kontrol edebiliyorum. Dead Cells bu arada Netflix'in sağladığı bir oyun. Haberiniz olsun. Netflix üyeliğiniz varsa ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Bütün butonlarını aktif bir şekilde kullanabildiğimiz güzel bir oyun. Bir tane daha kapı açtık gördüğünüz gibi. Böyle portallar açıyorsunuz oyunda, dinlenlerde ilerledikçe. Evet, Dead Cells macerası da bu kadardı. Bir FIFA'da bir kere daha deneyelim. Onu da göstermiş olalım. Şimdi bir tane maça girelim. Devam et diyorum. Gördüğünüz gibi burada da herhangi bir şekilde desteklemiyor. İşte az önce Call of Duty'yi çökerten o Mantis Pro'yu kullanırsanız belki bir ihtimal. Evet, geçelim tablete. Şimdi geldik tabletimizde GeForce Now testine. Ben açıkçası GeForce Now'ın özellikle uzaktan oynama erişimi sunan ve Türkiye'de en stabil çalışan bulut oyun sistemi olmasını seviyorum. Şu an tabii rekabet ortamı olmadığı için pek karşısında diğer işte Xbox'ın az önce bahsettiğim bulut oyunculuk sistemi gibi güçlü rakipleri yok, ama günün birinde bu olduğunda ortalık daha da şenlenecek biz oyuncular için. Steam hesabına bağlandığım GeForce Now üzerinden hesabımda en sevdiğim oyunlardan bir tanesi Portal 2'yi açtım arkadaşlar. Bu arada desteği Mami ile beraber böyle koydum ama siz tableti rahat görebilin diye. Portal 2'nin klasik açılış ekranındayız. Arkadaşla oynamalık çok güzel bir bulmaca oyunudur bu arada. Gördüğünüz gibi D-pad'den de oyunun menüsünü bilgisayara bağlamış gibi kontrol edebiliyorum. Devam diyeceğim şimdilik. Burada bakmanızı istediğim özellikle tek bir şey var. Tepkime süresi. Biliyorsunuz bir bulut oyun sistemine bağlıyız biz. GeForce Now üzerinden Portal 2'yi oynuyoruz. Tabletin içerisinde yüklü değil ve Bluetooth'la bağlantılı bir kontrolcümüz var. Gecikme sürelerini siz de yakalamaya çalışırsınız. Ben zaten absürt bir şey yakalarsam size söyleyeceğim mutlaka. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bir ufak bir test de yapayım size. Yukarı. Söylediğim zaman basıyorum butona. Aşağı. Hop, dönelim. Sola, sağa. Bastım, bastım, bastım. Şimdi bu gecikmenin kontrolcünün kendisinden yaşan söyleyebilirim. Hafif bir GeForce Now bağlantı gecikmesi söz konusu ama şu an oyun bilgisayarda ne görüyorsam ona çok yakın. Tabii çok yeni bir oyun olmadığı için bunu referans bir şekilde size söylemem zor ama problem de değil sanki. Sonuç olarak durum bu. Kontrolcümüz özellikle bulut oyun sistemleri kullanacaklar için oldukça iyi bir şekilde çalışıyor ki zaten bu fiyatta bir lisanslı bir kontrolcü olduğu için daha kötüsünü beklemek anlamsız olur. Tableti de kenarı koyayım. Final değerlendirmemizi yapalım arkadaşlar. Evet, sonuç olarak Moga XP7 X Plus bu fiyata alınmayacak bir kontrolcü. 3000-3300 lira civarı fiyatı olsaydı, yani doğrudan lisansladığı Xbox'ın orijinal kontrolcüsüyle kafa kafaya rakip olduğu bir fiyat skalasında olsaydı, telefonu da entegre olarak kullanabildiğiniz ve kablosuz şarj edebilen bir kontrolcü olarak bence oldukça ideal bir seçenek olurdu ama 4700 liraya açıkçası bugüne kadar incelediğim en kötü gaming ekipmanların başında geliyor. İşte micro USB'si olsun ya da işte powerbank niyetine içine koydukları bataryanın 2000 mAh'lik kapasitesi olsun.
bu bugünün standartlarına pek uygun bir cihaz değil. Eğer bu ve bunun gibi ürünleri incelememizi istiyorsanız yorumlar bölümünde marka model ismi yazabilirsiniz. Biz de en kısa sürede satın alıp size bu inceleme içeriklerini sunmak için çalışırız. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşürüz.